yolunda. Gezdim durdum da ben lezzet yolunda. Tanıdım ne güzel dostlar, ne hikayeler. Dinledim durdum da ben lezzet yolunda. Dinledim durdum da ben lezzet yolunda. Sevcan Orhan'la lezzet yolunda. Ekranları başında tanıyanlar olmuştur ama olmadıysa da ben söyleyeyim, Sivas'tayız. Sivas Halk Oyunları ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Az sonra küçük bir sohbet yapacağım ama Sivas deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi öncelikle benim için Cumhuriyet tarihindeki yeri geliyor. Sivas Kongresi vesilesiyle bu şehir çok önemli biliyorsunuz. Türküleriyle de çok önemli, kültürüyle de çok önemli. Yemekleriyle önemli, toprağıyla, taşıyla önemli. Bugün size Sivas'ı anlatacağız sevgili izleyicilerim. Hadi gelsin kamera benimle. Öncelikle bir Halk Oyunları ekibimizin başıyla konuşalım arkadaşlar. Hepiniz adına halay başımızla görüşüyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Furkan. Çok memnun oldum. Üniversite Furkan öğrencisiyim, burada çalışıyorum. Sivaslıyım, 22 yaşındayım. Bu kültürümüz, halk oyunları kültürünü korumaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Bizler büyüklerimizden devraldık. Bizden sonra da genç arkadaşlarımıza devredeceğiz inşallah. Harikasın. Az önce ne oynadınız onu da söyleyelim. Sivas köy ağırlaması. Köy ağırlaması. Evet. Şimdi ne oynayacaksınız? Şimdi sizlerle birlikte ellik oynayacağız. Ellik oynayacağız. Evet. Ben biliyorum ellik. Araya gireceğim. Mikrofonu veriyorum. Haydi başlasın. Bu komple tarihe aynı anda tanıklık edebilir ve gezebilirsiniz. Şu arka tarafta görmüş olduğunuz delikten, sadaka taşının deliğinden ihtiyacı kadar olanını alıyor ve diğerlerini de başka ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Yaşayan, yaşamayan birçok müzisyene bağlama yapmıştır kendisi. Şükredip derdime, döndüm kendime. Dert benim, gam benim, zordur efendim. Lezzetin tadı da bambaşka. Madem lezzet yolunda, bunun da bir lezzeti var. Yiyecek derseniz benim aklıma ilk gelenlerden biridir katmer. Bayılırım. Çok lezzetli. Şu an bunu beklerken bile ağzımı sular akıyor.
beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yâre böyle güzelim ey bir tanem ey. Yardan ayrılmışam. Sevgili izleyicilerim, Sivas merkezdeyiz. Sivas biliyorsunuz tarihi anlamda çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla merkeze geldiğinizde aslında tarihin birçok şeyine aynı anda tanıklık etmiş oluyorsunuz. Arka tarafımda görmüş olduğunuz Burciye Medresesi önemli bir yer tarihte. Hemen onun solunda Şifaiye var ve Çifte Minare Medresesi var. Arka tarafta yine Osmanlı döneminden Kale Camii ve arkamızda da biliyorsunuz Sivas Kongresi vesilesiyle aslında Kurtuluş Savaşı'nın tohumlarının atıldığı Cumhuriyet tarihimizin en önemli yerlerinden bir tanesi Sivas Kongresi'ne de ev sahipliği yapmış Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi var. Buraya geldiğinizde bu komple tarihe aynı anda tanıklık edebilir ve gezebilirsiniz. Pir Sultan Abdalım ey Hızır Paşa, yazılan geliyorsa olan başa, beni hasret koydun kavim kardeşa. Sevgili izleyicilerim, Sivas'ımızı geziyoruz. Az önce de bahsettim, çok önemli bir meydandaydık ve o meydanlardan en önemli tarihi özelliğe sahip mekanda bir medresedeyiz. Burciye Medresesi'ndeyiz. 1271 yılında Anadolu Selçukluları tarafından yapılmış bir yapı. Medreseler biliyorsunuz o dönemlerde ilimin merkezi olarak kullanılıyordu. Burası da o anlamda ilime bilime uzun yıllar hizmet vermiş mekanlardan bir tanesi. Gelin birlikte gezelim. Katip arzu halim yaz yâre böyle güzelim ey bir tanem ey. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yâre böyle güzelim ey bir tanem ey. Taneme sevgili izleyicilerim, Sivas'ı sizin için gezmeye devam ediyorum. Hala meydandayım gördüğünüz gibi. Şu an arkamda Kale Camii var. Buranın da tarihi özelliği var. Osmanlı döneminde yapılmış. 3. Murad'ın veziri tarafından bu bölgeye yaptırılmış. Bu cami 1580 yılında inşa edilmiş efendim. Şimdi bu caminin bir özelliği var. Tam girişinde bir taşı var. Şimdi o caminin taşının önüne gideceğim. Ve bu güzel ve anlamlı hikayeyi sizle paylaşmak istiyorum. Acaba nedir? Gelin beraber öğrenelim. İşte az önce bahsettiğim taşın önündeyiz. Adı ne? Sadaka taşı. Sadaka taşının bir önemi var burada. Ön tarafında, şurada görmüş olduğunuz yerde, elin girebileceği kadar bir mesafede hayırsever, yani birisine sadaka vermek isteyen, gücü yettiğince sadakası olan kişi buradan gündüz vakti sadakasını buraya koyuyor ve akşam vakti ihtiyaç sahipleri karanlık çöktüğünde fukaralığının birileri tarafından görülmesini istemeyen kişiler akşam vakti şu arka tarafta görmüş olduğunuz delikten, sadaka taşının deliğinden ihtiyacı kadar olanını alıyor ve diğerlerini de başka ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Ayrı yerlerde bakın, veren el alan eli görmesin diye bizim edebimiz aslında bunu gerektirir, öyle değil mi? Birçoğumuzun da bundan bir hisse çıkarması gerekiyor. Öyle verdiğiniz iyiliği çok da fazla sorgulamadan, çok da fazla göstermeden aslında yaptığınızda kıymetlidir. O yüzden çok önemli bir gelenek. Bize de Allah kabul etsin demek düşüyor. Sevgili izleyicilerim,
Şimdi de yine Sivas merkezde Çifte Minare Medresesi'nin önündeyiz. Biliyorsunuz o dönemki medreseler ilim merkezleri olarak kullanılıyor ama bu medrese gerçekten çok fazla farklı amaca hizmet etmiş bir medrese. 1271 yılında Anadolu Selçukluları tarafından yapılmış. Sonrasında birçok şey için kullanılmış ama 1900 en yakın tarihiyle söylüyorum 1963 ve 65 yılları arasında burada çok önemli arkeolojik kazılar yapılmış ve şu arkamda görmüş olduğunuz son hali 2000'li yıllarda almış son halini ve şu anda da Sivas halkının hizmetine sunulmuş bir mekan olarak şehrin merkezinde varlığını sürdürmekte. Buraya geldiğinizde bence mutlaka ziyaret edin ve gerçekten hoş bir görüntüsü var. Güzel fotoğrafların da çıkacağı, hem kültürel bir gezi yapmış olursunuz hem hoş fotoğraflarınızla kendinize bir anı bırakmış olursunuz. Mutlaka ziyaret edin. Şimdi mikrofonumu aldım elime. Yanılmıyorsam şehre yerli turistler geldi değil mi? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. İsim neydi? İsim Mukaddes Dündar. Mukaddes Hanım nereden geldiniz Sivas'a? İstanbul'dan geldik efendim. Gezmek amaçlı mı? Gezmek amaçlı, görmek amaçlı. Buraları beğeneceğiz herhalde ki çok da beğendik. Turla geldiniz. Turla geldik. Aa, harika. Sivas turu kimin fikriydi? Yani bu bölgenin turu kimin fikriydi? Şimdi biz grup olarak geliyoruz her zaman. Aha. Böyle karar veriyoruz. Bir yere gidelim diye. Fakat burayı çok merak ediyorduk. Aha. Görmek için geldik. Çok da beğendik. Çok da güzelmiş. Serin serin de havası değil evet, mi bugün? Evet, hava da çok müsaitti bizim müsait için. Müsait gezmek evet, için. Evet, beğendiniz gezmek. Sivas'ı çok yani. Beğendik, çok siz beğendiniz mi teyzeciğim? Beğendim, beğendim. Sevdiniz. Siz? Evet. Tabii ki ben de çok sevdim. Aslında nereliyiz bu arada? İstanbulluyuz. İstanbulluyuz. Evet, evet. Evet yani İstanbul'da. Doğma büyüme İstanbulluyuz. Doğma büyüme. Evet. Peki gelin der misiniz Sivas'a gelmeyenleri merak edenlere? Herhalde. Zaten. Herhalde çok beğendiğimizi söyleyeceğiz. Gelsinler çıkın, görsünler. Çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin diyeceğiz. Peki size iyi gezmeler olsun. Çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu tarafa doğru dönüyorum. Bir grubumuz daha var. Yerli turist grubumuz kızlar. İstanbul'dan aynen geldik. Ha. İlk geliyoruz Sivas'a. Beğendiniz mi? Havası harika, köftesi harika, doğası harika. Kaplıcası çok güzel. Köftesi ayrı güzel. Köftesi ayrı balık güzel. Çermek, evet. Balık niye? Balık çermik. Balıklara girdik. Balıklara girdiniz. Evet. Aa, ne güzel. Kaç harika gün oldu geleli? Biz GAP turu yapıyoruz. Adana'dan girdik. Daha buradayız. Devam ediyoruz. Buradaki kaçıncı gününü Sivas'ta? İkinci gün. Dün gece buradaydık. Anlaşıldı. Bugün İstanbul'a yolculuk. Yolculuk. Kareye çıkacağız. Şimdi kendi mesleğimin bir ustasına denk geldi. Ben zaten Şentürk Usta'yı uzun yıllardır hem kendisini hem yaptığı bağlamaları bilirim, tanırım. Çok ortak tanıdığımız da var. Bu ülkeye mal olmuş bağlama yapım ustalarından bir tanesidir. Ve kendisi Sivas'ta hayatına devam ediyor. Bizim burada şu ara yaşayan, yaşamayan birçok müzisyene bağlama yapmıştır kendisi ve halihazırda onlarla dostluğunu şu gördüğünüz ortamda muhabbetini asla kesmemiş adamlardan bir tanesi. Bağlama yapım ustaları benim için ve halk müziği için
çok kıymetlidir. Hele ki Pir Sultan diyarında olunca daha da kıymetlidir. Rüstem hoş geldin. Eyvallah, çok sağ olun. Siz hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olasın. Çok, çok mutlu oldum seni. Yerinde ziyaret ettin, bizi kabul ettin. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Tabii her zaman başımızın üstündeyiz ve siz bizim için de çok kıymetlisiniz. Canımsınız, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Şentürk Ustacığım, ben seni biliyorum ama bilmiyormuşçasına soracağım. Hikayeni bana şöyle kısacık bir anlatır mısın? Bağlamayla yolun nasıl başladı? Elinde tuttuğun bağlama aşık Veysel sazı. Bir sürü aşığın sazına sahipsin. Nasıl oldu bu yolculuk? Evet, şimdi ben Sivas Zara Beypınar Köyü Çukur Mezrası doğumluyum. Tabii 7 kardeşin en ufağıyım. Yani yaklaşık 2,5 yaşında bir yıldırım çarpma sonucu dil tutukluğu oluştu tabii. Geçmişler olsun diye. Tabii hatırlıyorum da. Hatırlıyor musun o zamanı? Tabii yuvarlandı mı hatırlıyorum. Ablam onların bağırtısını. Çok küçüksün çünkü, o yüzden sordum. Tabii 2,5 yaşındayım şimdi yani. Ama büyük travma. Tabii 7 kardeşin tabii en ufağı olunca babam beni çok seviyordu. Tabii. Alıyordu, ata bindiriyordu, işte ziyaretlere, türbelere falan götürür gezdi. Dilim bir türlü açılmadı. Ben 4-5 yaşındayken falan sürekli Muğla Sakarsu yazın bize gelirdi. Amcam da çok iyi bir arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Tabii, toprakların baba... en önemli ozanlarındandır. Evet, tabii Muğla Sakarsu sürekli bana türkü söyletirdi. Aha. Ben türkü söylediğim zaman da dil tutkulu olmadığı için babam da hoşuna gidiyor. Tabii gitti bana bir tane saz aldı. Ay ne güzel hikayeye bak. Tabii sazı getirdi ama işte bir yakın komşumuz bir Hıdır amca vardı. Saz aldım, Hıdır amcanın yanına gittim. Dedim ki Hıdır amca, bu sazı nasıl çalacağım? Saza bak dedi, oğlum saz çalması ne yapacaksın? Saz yapsana dedi. Dedim Hıdır amca, ben nasıl saz yapacağım? Ben belli bir zaman sonra gittim, onu kestirdim, getirdim. Onunla başladım ve ilkokul ikinci sınıfta da kendi yaptığım sazı çaldım. Ay ne güzel. Yani sen kendi kendine o sözleri dinleyip evet, geliştirdin. Evet. Sonra kendine saz yaptın. Tabii Hıdır amcanın... İşte o malzemeler halen halen bende duruyor. Oyma malzemeleri, işte şu perdeleri perdeleri bağlamak için Hıdır amcanın mal bağırsağından bağladım. Tabii işte şey yaptım, ikinci sınıfta da kendi yaptığım sazı çaldım. Sonrasında da yolculuk böyle devam etti. Sen kendini bağlama yapmaya adadın, türküleri adadın, bu yola girdin. Ben zaten bizim bölgede, tabii bizim yöremizde düğünlerde falan sazı çalıyordum. 12-13 yaşındayken, 15 yaşındayken askere kadar 92-93 yıllarında falan... Ortam bırakıp İzmir'e gidince bu atölyenin tamamını aldım. Zara'da 5-6 yıl devam ettim. Sonra Sivas merkeze geldim. Sonra Sivas merkeze geldim. Bu arada Şentürk Usta'nın kendine ait eserleri var. Elinde tuttuğu bağlama aşık Veysel'in ama birçok usta aşığın bağlamasına bir vesileyle ulaşmış ve onları müzesinde sergiliyor. Şimdi sen aşık Veysel sazıyla kendine ait eserlerin var, onu da biliyorum Şentürk Usta'm. Hadi bir tanesini şöyle bize icra eder misin? Diyar gezdim, döndüm pervane. Herkesin bir derdi varmış efendim. Şükredip derdime döndüm kendime. Dert benim, gam benim, zordur efendim. Şükredip derdime döndüm kendime. Dert benim, gam benim, zordur efendim. Şimdi bir esnafımızın yanındayız. Sivas deyince aklınıza ne gelir bilmiyorum ama yiyecek derseniz benim aklıma ilk gelenlerden biridir katmer. Bayılırım. Çok tehlikelidir. Yedikçe yiyesiniz gelir ama kahvaltıda çayla birlikte
5 çayında, kahvaltıda muhteşem olur. Hatta yatmadan karnınız acıkırsa şöyle peyniri arasında koyup dürüm edip yani yiyip yatabilirsiniz. O kadar tehlikelidir ama çok lezzetlidir. Bir katmer ustası var yanımızda. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet ustacığım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle Sultanşehir Sivas'ımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet. Şimdi biz Sivas'ta menşeinde tam da yerinde 3 kuşak bir ustadan katmer tarifi alıyoruz. Hadi ustam başlayalım. Katmerimizi yumak aldıktan sonra içine böreklik ve tereyağı tabi tercihen. Hı hı. İkisinden birini tercih ediyoruz. Tamam. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra merdane yardımıyla bu şekilde açıyoruz. Katmerimizin özelliği kat kat olmasıdır. Evet. Kat kat olması için de böyle boy verdikten sonra katlayıp katlayıp açmaya devam ediyoruz. Mutlaka, evet. Ki böyle üst üste katman katman tel tel olsun. Evet. Unlaya unlaya yapacağız. Tabii. Un yardımıyla açıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra katmerimizi kenarlarını düzenleme yapıyoruz. Tekrar içerisine vereceğiz. Ha, ortasını da kendi hamuruyla yine kapatıyorsunuz. Tabii, kapatıyoruz. Böyle eşit oranda kestikten sonra dinlenmesi için pasamıza koyuyoruz. Ustam, rağbet nasıl? Çok yoğun rağbet. Sivas'ta kahvaltının vazgeçilmezleri arasındadır. Kaçta açıyorsunuz dükkanı? Biz sabah 5'te açıyoruz iş yerimizi. Saat 7 gibi katmerlerimiz hazır oluyor. Sabah 7 gibi. 2 evet. Saatte hazırlıyorsunuz. Peki kaçta paydos? Akşam 7-8 arası paydosumuz o. İyi, çok biraz uzun. Evet, biraz uzun. Uzunmuş. Aynen öyle. Maşallah diyelim. Ne yapalım? Halka hizmet kolay değil. Hizmet sektörü hiç kolay değil. Evet. Çok haklısınız. Pandemiden dolayı da artık biraz daha zor tabii ki. Çok şükür yine ayakta kalmaya çalışıyoruz. Maşallah diyelim. İkinciyi de hazırladık. Evet, şimdi bundan sonraki aşaması nedir ustam? Dinlenecek. Yaklaşık bir 10 dakika zaman dinlenecek. Dinlendikten sonra açacağız. Üzerine yumurtalayıp çizip fırına vereceğiz. Müşteri arıyor bu arada değil mi? Müşteri bu çalan arıyor. Telefon. Biliyorsunuz biz geldiğimiz zaman mutlaka çalışma saatinde burada oluyoruz ama iş durdurmak yok bizde. Telefon geliyorsa müşteri veli nimet. O telefona bakılacak. Şimdi telefona bakacağız, bir 10 dakika geçsin diye bekleyeceğiz. Katmerimizi fırına nasıl veriyoruz, hangi aşamaları var bakacağız. Mehmet Bey, dinlendirdik hamurumuzu. Evet. Şimdi hamurlarımız dinlendi. Fırına verme şekline getirme zamanı. Katmerlerimizi böyle tek tek açıyoruz. Şimdi tabii üst üste koyup açtığımız için kat kat olması gerekiyor. Evet. Böyle çekiyorsunuz ucundan hop diye koparak şerit geliyor. Halinde kopa kopa geliyor diye. Evet. Çok tehlikeli. Çok lezzetli. Şu an bunu beklerken bile ağzıma suları akıyor. Ben çok seviyorum ya ustam katmeri. Dayanamıyorum böyle, hele bir de hani şu ara malum yaz geliyor, biz özellikle hanımların diyet mevsimi, ama bu yapılmaz ki bana bu diyet mevsiminde. Gönderir, şu detay çok önemli. Falçatayla çiziyorsunuz ve yağlıyoruz değil mi usta? Yüzünü yumurtalıyoruz kızarmasını sağlamak için. Küreğimizin üstüne bir kere de kaç tane gönderebiliyoruz? 2 atıyoruz biz. O zaman başlayalım mı 2 atmaya? Tabii hadi. Atmaya hadi başlayabiliriz. İşte en güzel yerine geldi. Elimizle de biraz genişletiyoruz değil mi? Evet. İkinciyi de gönderiyoruz. Ne kadar zamanda pişiyor? Yaklaşık 6-7 dakikada pişiyor. Çok kısaymış. İyi, harika. Fırının sıcaklığı önemli bu arada. Tabii.
Çok sıcak olursa biraz daha süre öne gelir. Soğuk fırında biraz daha uzar. Hadi bakalım 6-7 dakika sonra huslat. Gözlerimden okunuyor. Katmerler hazır. Afiyet olsun. Ya ben tatmadan bırakmayacağım ama. Afiyet şöyle olsun. Bir lokmacık. Bakın işte tam da bundan bahsediyordum. Çekiyorsunuz elinizde böyle tel tel. Adeta ilmek ilmek beni yedi. Elinizde kalıyor. Ya çok güzel. Bak vallahi çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kıtır kıtır. Ben dedim ya sabah yeniyor. Diyoruz. Yok, günün her saati atıştırmalık, öğün, gece, sabah, kalktınız uykunuz kaçtı. Her saatte gideri var Sivas Katmer'in. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu arada tüm ekibinize ve Show TV'ye teşekkür ediyoruz. Ben Katmer'imi yemeye devam ediyorum ama gezmeye de devam ediyoruz. Bakalım yolumuz nereye düşecek? Çevre kirliliğine sebep olacak bir ürünü alıyoruz biz. Tekrar işleyip kullanılabilir hale getirdim. Aynen öyle. Elektriklenmeyi önlüyor dedin değil mi? Elektrik yapmıyor. Ya benim de en büyük problemimdir elektrik zaten problemi. Doğa seni yönlendiriyor aslında. Ne yani çıkarsa bahtınıza. Muhteşem olmuş bu. Muhteşem. Muhteşem evet. Bir sunum. Evet. Nedir bu? Bu kelle tatlısı aynı zamanda da. Kelle tatlısı. Kelle tatlısı. Kelle tatlısı. Kelle ile hiçbir alakası yok. Tamam. Sevce Nurhan ile lezzet yolundayım. Sercan bacı bir de lezzet yolundayım. Ve o dönem burada okuyan öğrencilerin tamamı gönüllü olarak Çanakkale'ye gider. Öğretmenlerine şu notu yazar. Hocam, hakkınızı helal ediniz. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz. Ve gerçekten tamamı şehit olmuştur. Ve o yıl bu lise mezun veremedi. Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri. Sivas'ımızın Cumhuriyet tarihi bakımından en önemli mekanındayız. Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeyiz efendim. Bir kültür var, o da aslında biraz unutulmaya yüz tutmuş ama buna gönül vermiş bir usta var. Fatih Usta var yanımda. Hikayesi enteresan. Tarakları ondan daha enteresan. Öncelikle teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sözümüzü ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkür ederiz. Elinizde zaten bir tanesi duruyor. Evet. Tarağınızın malzemesi nedir? Bir de altını çizmemiz gereken bir şey var. Ben de bir hayvan severim ama Fatih Usta bu anlamda bir haksız dince maruz kalmış zamanında, altını çizip söyleyelim. Kesinlikle. Bu gördüğünüz taraklar boynuzdan yapılıyor ama hayvanlar kesme gittikten canlı sonra falan, canlı canlı değil. Sonuçta hayvanlar biliyorsunuz insanları beslemek için kesilen hayvanlar var. O kesilen hayvanların boynuzları da değerlendiriliyor. Üstelik bir süre beklemesi gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? 3 ya da 4 yıl doğal ortamda kuruması lazım. Şimdi bu taraklar çok yani hem görsel olarak eskiyi bize çağrıştırıyor. Evet. Senin aklına nereden geldi böyle bir şey yapmak? Ben aslında köyde hayvanlarla uğraşırken hobi amaçlı başlamıştım bu işe. Yakını böyle buralısın değil mi? Sivaslı. Hangi köy? Günören. Merkeze Günören. Bağlı. Günören'de. Merkeze bağlı. Evet. Hobi amaçlı başlamıştım. Daha sonra Sivas'ta bu işi yapan ustamız kalmadı. En son bir İhsan ustamız vardı. O da rahatsızlığından dolayı yapamaz hale gelince. Hı-hı. Tekrar dedik biz bu işi canlandıralım. İhsan'a memleketimize kaldı. Ait. Sivas'ın iş ölmesin. Tek
Tarak Usta. Şu an tek. Değil inşallah mi? Birkaç kişi daha yetişecek. Hadi bakalım, senden bekliyoruz. Bir de Türkiye'de de iki tane varmış galiba. Benim bildiğim iki kişi, evet. Sizin Urfa'da var bir de Mahmut Usta. Şimdi bu kadar bahsettik. Bakınız ucunda tarak olan bir boynuzu görüyoruz ama daha bahsettikten sonra ben de merak ediyorum nasıl yapılıyor. Geçelim mi tezgahın başına? Geçelim, buyurun. Hadi buyurun geçelim bakalım nasıl yapılıyormuş, ben de merak ediyorum. Tezgahımızın başına Fatih Usta. Şimdi kestiğimiz, daha önce kesip hazırladığımız boynuzları levha haline getirip tarak yapımına başlayacağız. Tamam, sen onları yapa dur. Ben de bu arada merak ettiklerimi sorayım. Tabii sana. Tabii ki. Edebiyat hocasıymışsın aslında. Evet. Ne kadar oldu bu işe başlayalı, önce onu bir sorayım. Kaç senedir? Ben 2011'de mezun oldum. Hı-hı. Daha sonra yapmayı düşünmedim. Ha, öğretmen olmak istemedin. Kendim normal hayvancılıkla uğraşırken hobi amaçlı başlamıştım bu işe. Sonra birden mesleğin oluyor. Sonra mesleğimiz oldu. Bu nasıl iş. Rağbet peki? Rağbet çok iyi. Özellikle bu salgın hastalıklar falan başladıktan sonra insanların doğal ürünlere talebi daha çok daha fazla. Tabii ki. Peki bir şey soracağım. Şimdi şu an bu arada yakıp bunu iyice kurutuyoruz. Tabii, değil mi? Yumuşatıp. Şekil verilecek hale getireceğiz. Ha, yumuşatıyoruz. Tabii. Tam tersi. Kurumuş halini yumuşatıp kurumuş şekil verecek hale getiriyoruz. Isınınca. Nasıl bir özelliği var? Mesela hani bu tarağı, kemik olan tarağı diğerlerinden farklı kılan, iyi yapan şey ne? Bunun ilk en önemlisi özelliği doğal olması. Normalde plastik saç taraklar insanlarda saçlarda kırılma yapıyor. Ama bu elektriklenme yapmadığı için kırılma yapmıyor. Kırılma yapmıyor. Ay bu arada bunu düzeltiyorsun. Şöyle dümdüz hale gelecek. Değil mi? Daha sonra tarak olacak. Zaten bunun en fazla meşakkatli bölümü de bu. Elektriklenmeyi önlüyor dedin değil elektrik mi? Elektrik yapmıyor. Ya benim de en büyük problemimdir elektrik zaten, problemi. Zaten uzun saçlı olan herkesin en büyük problemi o. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Peki sen bu işi tepki olarak mı yapıyorsun? Öyle de diyebiliriz aslında. Burada bir şey espri yapayım, bir nükteden bir insan olarak. Aslında bu işi yapmamın sebebi aslında saçım yoktu ya. İnsanlar saçını tarayınca. Saçım yok, alnın geniş. Aynen. Biz de bu ihtiyacımızı, bu hevesimizi böyle giderelim. Ya süpersin. Süpersin ustam valla. Yaparken espriyi birazcık şey yaptım ama neyse. Sen topu pası iyi aldın. Ama gerçekten öyle, hani şey yaparlar ya, insanın ne zoruna gidiyor mudur diye düşündüm zaten. Niye zoruna gitsin? Saçı uzun insanlara bir hediyem olsun diyorsun. Saçınızın kesinlikle kıymetini bilin diyorsun kesinlikle bize. Değil mi? Doğru. Kullanılan saçla ilgili bakım ürünlerinin, hı-hı, daha faydalı olması için saç diplerini uyarıyor. Çepeye çözüm var. Mesela böyle bir saçına bir şey sürdün diyelim ki. Bununla dağıtmak dibine böyle kesinlikle hani masaj kesinlikle yapa yapa değil mi saç derisine? Evet. Daha sağlıklıdır. Çepe kolayını bitiriyor. Öyle mi? Çepeyi de bitiriyor. Aa, ne güzel. Saçı olanlardan duyduklarımız bunlar. Ben yapanların yalancısıyım. Yani. Olur mu ya, aşk olsun. Bak bu şimdi düz bir, diyebilir miyim? Sıcak tabii değil. Hadi. Soğumuştur. Dümdüz bir hale geldi böyle. Bundan sonra çeşitli zımparalara girip, hı-hı, dişlerini açıp tarak haline getiriyor. Bir de rengine sen karar veremiyorsun. Kesinlikle. Ne çıkarsa. Ne çıkarsa. Zaten bazen koyu renk çıkar. Kesinlikle. Mesela üzerindeki desenleri falan da ben belirlemiyorum. Şunlar değil mi? Tabii. Doğa seni yönlendiriyor aslında. Ne yani çıkarsa bahtınıza. Peki ustam, daha bunun çok aşaması var yani. Şu hale gelmesi, evet, için çok fazla aşaması var. Onları o zaman senin elinden bir görelim. Fatih Usta'm işte şu halden bu hale getirdi tarağı. Gördüğünüz gibi aşamaları çok fazla ama yine de keyif alıp yaptığı bir işe kesinlikle başlamış. Kesinlikle. Gerçekten tebrik ederim. Enteresan bir karar. Yani
aklına gelecek bir şey değil. Hayvanla uğraşıp da tarak ustası olmaya karar verdim. Ben de hiç düşünmüyordum ama bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler üretebilmek insana ayrı bir keyif ve haz veriyor. Hadi bakalım, yolculuk devam ediyor. Bakalım hangi hikayelerle birlikte olacağız. Sivas'a geldiğinizde meşhur Sivas köftesini yemeden asla gitmemelisiniz. Bakın bu kadar kat'i ve net konuşuyorum. Evet. Yanılıyor muyum ustam? Doğru söylüyorsunuz. Muhteşem bir köftesi var. Yahu köfte işte ne olacak demeyin. Yemeden farkını anlayamazsınız. Şimdi bugün sırrını soracağım. Neden? Ustam hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Doğru, biz de hoş geldik. Vallahi çok hoş geldik, çok hoş bulduk. Şimdi Hüseyin Şef'ime soruyorum. Bu kadar güzel olan bir köftenin sırrı nedir? Sırrı dana etini belli bir kısımlarından sadece Sivas'ın kaya tuzuyla beraber bir gün önceden yoğurup çekilip iki gün dinlendikten sonra tekrar ikilenip. Özelliği dinlenmiş olması da kaya tuzu, evet. Değil mi? Ekmek yok, baharat yok. Yok, hiçbir şey yok. Güvenle yenilecek tek köfte. O zaman madem bu kadar övdük, iki gün beklemiş kıymamızı, evet. Ve kaya tuzuyla harmanladığımız kıymamızı hadi yapmaya başlayalım. Biz gelmeden önce gördüğünüz gibi sayfa dizer gibi dizmiş Hüseyin Şef'im. 100, 220 gram oluyor, 7 tane bu şekilde işlem yapıyoruz. Aha. Kestikten sonra. Bu arada dana eti dedik değil mi? Dana eti, kol, kaburga, but. Üç kısım. En güzel yerleri. Evet. Dana etinin kol, kaburga ve butu var. Evet. Üç kısmı harmanlanıyor, tuzlanıyor. Evet. Kaya tuzuyla iki gün bekletiliyor. İki gün. Ve ardından servis için sunuma hazır hale getiriliyor. Ben size atayım. Haydi atalım. Şimdi ustam, sen bunları buraya attın. Pişene kadar senden zaman istiyorum. Ben şimdi hanımlarımız beni bekliyorlar. Sivas'ın lezzetlerini biraz onlar bize anlatacaklar. Köfteler pişene kadar hanımların yanına gidiyorum. Sonra pişmiş halinin sunumuyla tekrar Hüseyin Usta'nın yanına döneceğim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle aktivist bir hanımefendi var. İsim neydi efendim? Semra. Semra Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Bizi de öyle. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İsim neydi? Hadime. Hadime Hanım, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel lezzetler hazırlamışsınız. İsterseniz şöyle yapalım. Bu lezzetleri önce bir sunalım. Ondan sonra da küçücük sizden bahsedip ben köfteler yanmasın diye ustamın yanına geri döneceğim çünkü. Mesela sağ tarafta böyle çok güzel lezzetler görüyorum. Ben bahsedeyim. Bu bizim sarmamız. Pancar sarması diyoruz. Pancar sarması. Pancar sarması. Sarımsaklı yoğurtla sunum yapıyoruz. Ve tereyağı ile sanırım. Tereyağı üzerindeki. Tamam. Bu bizim hingelimiz, patatesli hingelimiz. Bayılırım. Yine, evet, bayılırım. Çok lezzetli bir, bizim de sevdiğimiz bir ürün. Üzerinde yine tereyağımız var. Tereyağı var bolca. Bu bizim mumbarımız. Mumbar. Biz çok severiz bunu. Bu bölgede bunu. De bu çok bölgede, var. Bu bölgede evet çok tüketiyoruz. Bu yemeklerimizin hepsi bizim kültürel yemeklerimiz. Tabii. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz. Bir şey söyleyeceğim. Sırayla gideceğiz ama bunun ihtişamı ne olacak? O bana ait. Size mi? Tamam. Hadi bu tarafta. Ait. Tamam. Bu kır dökümüz. Kır dök bizim Ticaret Bakanlığı'nda da tescillenmiş bir ürün. Ha, hem tatlı hem tuzlu tüketilebilir. Sütle, meyve suyuyla, çayla tüketilebilir. Çorbanın yanında tüketilir. Ha, ekmek niyetine. Bu kır dök kurusu diye geçiyor. Ha, markalaşmış bir ürün. Bu meşhur su böreğimiz, peynirli bizi. Olmazsa olmaz. Maharetli kadınlarımız. Bu bizim patatesli işli köftemiz. Ama patatesli, altını patatesli, çiziyoruz bunu. Bunun etlisini de yaparız biz. Üzerine tereyağıyla yağ eritiriz. Harika. Bu da Sivaslı kadınların ürettiği güzel bir ürün. Vazgeçilmez lezzetlerden biri. Vazgeçilmez çok lezzetli. Pardon, bir araya girmek istiyorum. Patatesli ile etlinin arasındaki fark ölçümdür. Hı. Patatesli biraz daha büyük olur. Aha. Etli biraz daha küçük. Küçük oluyor. Evet. Siz bu büyük hali bunun daha küçüğünü. Daha küçük. Evet. Tabii daha küçük. Daha küçük olarak Sivaslı. Aynen öyle. Harika. Bu bizim dal turşumuz, pezik turşusu deriz biz buna. Onun kavurması
Bu genelde ezik turşusu, evet, ezik turşusu pastırmayla kavrulur. Bol soğanla, tereyağıyla beraber. Oo, mis gibi. Yardımcı, bizi kurtaran ve bizim sevdiğimiz bir sıcak yemektir. Sunuluyor galiba. Sıcak sunuluyor. Turşuyu sıcak sunuyorsunuz. Bizim bu pestil kızartmamız tereyağında kızartılıyor. Üzerine bol ceviz dökülüyor. Oo. Bu da sevdiğimiz bir ürün. Yine bizim Sivas tatlımız var. Buna hurma deriz biz. Sivas hurması deriz. Bu da ceviz ve tereyağıyla yapılır. Bunun aynısını ben Bosna Hersek'e gittiğim zaman orada yedim. Atalarımız oraya götürmüşler. Çok güzel. Etkilenmiştim. Benzer lezzetler. Benzer lezzet. Bizim erişteler var, vazgeçilmezler. Kavurma eriştemiz var. Yumurta eriştemiz var. Aha. Bu da bizim pesküden çorbamız. Bu pesküden. Süzme yoğurt. Pesküten. Evet. Ağız yöresel farklılığımız olabilir. Bazıları ayran çorbası diyor, bazıları soğuk kaş diyor. Bu sıcak soğuk da tüketilebiliyor. Her iki bizim türlü de tüketilebilir. Tabii yazın soğuk, kışın sıcak tüketiliyor. Harika. Bu da bizim ufak mantı diyoruz ama Subra diyoruz. Subra. Ya bununla o birbirine benziyor gibi algılanabilir ama subra. O hafif sarımsaklı yoğurtla tüketiliyor. Bu subra, bu subra. Subra. Yine orada bizim kışın kuru yemiş olarak tükettiğimiz çedeneli kavurgamız var. Bizim aynı kuru yemiş gibi tükettiğimiz. Biliyorum, kavrulduğu zaman kavrulduğu mis gibi zaman olur, çok çerez gibi yenir. Lezzetli olur. Diğer tarafta da asma yaprağı sarmamız var. Bir de madımak yemeğimiz. Aa, madımak. Diğeri de madımak bittim olan kimse. Yollara düştüm olan. Evet. Şimdi bu bizim şeye gelelim, Assolist'e gelelim. Yahu muhteşem olmuş bu. Muhteşem. Muhteşem, evet. Bir sunum. Evet. Nedir bu? Bu kelle tatlısı, aynı zamanda da kelle tatlısı. Kelle ile hiçbir alakası yok. Tamam. Ama isim olarak öyle. Görüntüsü olarak. Ve ben bunu yaptığım zaman da anlatınca da gözlerim dolar. Neden derseniz, Atatürk Erzurum'dan Sivas'a geldiği zaman, hı hı, Latife Hanım'la beraber, kurmaylarıyla beraber, hı hı, Sivas'a geldiği zaman Zara'ya uğruyor. Evet. Zara'da Şam'dan gelen bir bayan Sivas'ın eşraflarından Ümmühan teyzeye bunu öğretiyor. Hı hı. Bu Zara yöresine aittir. Ve ben de bunun tam 2 ayda araştırmasını yaptım. 2 ay sonra da faaliyete geçirdim. Evet. Harika. Şöyle atom gibi bir şey Seyircan Hanım. İçinde neler var? Şimdi bunun içinde hanımefendi, kuru yemişinden alın baharatlarına varana kadar. Hmm. Hiçbir zaman için hiçbir yerde baharatlı bir tatlı yapılmamıştır. Evet, baharat tatlı yemez aslında. Asla. Değil mi? Şekerli. Ama bunun içinde baharat vardır. Hmm. Baharatlarımızın içinde de ön plana tarçın çıkar. Ha, müthiş de tarçın. Evet, tarçın çıkar ve bunların gördüğünüz her şeyi tek tek tereyağında kavurmuş durum. Kavrularak yapılıyor. Etrafında evet. Da yufka mı var? Hayır. Yanlış efendim, açtığım bu baklava hamuruyla yoğuruyoruz ve açıyoruz. Onu diyorum. Yani yüzü sonuçta baklava hamuru. Yufka var ama baklava yufkası tabii bu. Tabii ki. Yani tabii bir incecik bir yufka da evet, var etrafında. Evet, evet. Elinize kolunuza sağlık. Yapması zor çok ama çok müthiş gözüküyor. Sunumu da çok vallahi. Güzel. Maşallah. Ağzınıza layık. Çok teşekkür ederiz. Vallahi mükellef bir sofraydı. Sivas'a ait lezzetleri mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Bu aktivist hanımefendiler bizim için bu güzel sofrayı, mükellef sofrayı hazırladılar. Çok kıymetli sizin bu emekleriniz, bu güzellikleriniz. Sağ olun. Efendim, Sivas kadını boş durmuyor gördüğünüz gibi. Böyle mükellef sofralarla karşılaşabilirsiniz buraya geldiğinizde. Köftelerim yandı. Gidiyorum şimdi onlara bir. Sivas köfteyi unutmamam buyurun, lazım. Buyurun. İkinizi de öpüyorum. Bizi çok ben kaçıyorum. Hadi buyurun. Bakalım. Buyurun. Geldim Hüseyin şefim. Evet. Sanırım pişe yazmış. Öyle diyelim bir yani. Bir iki dakikaya hazır. Harika. Öyle çok fazla pişirmiyoruz. Pişirmiyoruz. Hani sadece öyle sulu karana kadar değil. Evet, aynı o şekilde servis yapıyoruz. Suyun içinde kalacak. Acık böyle çiğ gibi hissedeceksiniz ama değil. Mantar gibi suyunu topladığı anda servise yapıyoruz. Hazır. Hadi aynen. Bakalım o zaman. Sanırım pişti tamam. Evet. Bu şekilde 7 tane porsiyona koyuyoruz. Kepçe bol yani. Evet. Bol bol veriyorlar. Doyumluk, tadımlık değil. Oo, mis gibi. Şöyle elimde tutacağım. Detay alın lütfen arkadaşlar. Mis gibi.
Ay öyle güzel kokuyor ki Sivas köfte. Bakın geldiğiniz zaman yemeden sakın ha gitmeyin. İyi yerini bulacağınıza eminim ki Sivas'ta genelde iyi yapıyorlar. Şimdi kimsenin hakkını yemeyelim ama Sivas köfte vazgeçilmez lezzetimdir benim geldiğimde. Ellerinize kolunuza sağlık Seyşe. Çok teşekkür ediyoruz ve efendim Sivas'ta gezmeye devam ediyoruz. Bakalım yolumuz daha nerelere götürecek bizi. Sevgili izleyicilerim, Sivas'tayız biliyorsunuz ve Sivas dendi mi bu şehir aşıklarıyla ünlüdür ve birçok usta aşığa da ev sahipliği yapmıştır. Aşıklarına, geleneğine sahip çıkan bir memlekettir. Pir Sultan Abdal zamanından beri bu şehirde aşıklar hakikaten türkülerini dillendirmeye, havalandırmaya devam ediyor. İki aşığım var yanımda. Az sonra onlar atışmalarını birbirlerine söyleyecekler. Gelenektir biliyorsunuz ve aşıklık geleneğinin en önemli özelliği de irticalen söz söyleyebilmektir. Yani hazırlanmadan o anda dile getirebilmektir. Bu da ustalık gerektirir. İşte böyle iki usta aşığım var yanımda. Sizlerle sırayla paylaşmak istiyorum onları efendim. Ustam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Şu ömrüm tükendi derdi çekerken, saçıma ak düştü sabır ederken, ismim çay boyun da Yavuz Altay'ken, şimdi ise erkenli derler efendim. Çok çok memnun hoş oldum. Baş tacısınız. Siz de Allah hoş geldiniz. Ustam evet. Size de dönelim. Ben de aslen Erzincanlıyım. Ne güzel benim evet. Hemşerimsiniz. İlk üstadım rahmetli Davutsuları. Oo usta aşığım. İkinci üstadım Murat Çobanoğlu. Ne güzel. Rahmetle anıyorum bunları. Mekanları cennet olsun. Çok sağ olun. Aşık Reyhani Baba. Oo. Bunlar büyük üstadlarımız. Erzurum'dan, Erzincan'dan, Kars'tan evet. Beslendim en sonunda geldim. Sivas'ta. Sivas'tan evlendim, oldum Sivaslı. Ne güzel, ne mutlu. Demişler ki nerelisin, o da demiş ki evet. Henüz evlenmedim. Evlenince de aşığımız Sivaslı olmuş, bu topraklara hizmet evet. Etmeye başlamış. Evet. Çok teşekkür ederim, acayip mutluyum şu an ama konuşmak değil, asıl olan sazdır, sözdür. Teşekkür ben sizin ederim, sazınızı, hocam. Sözünüzü dinlemeyi çok arzu ederim. Çok sağ olun. Haydi o zaman buyurunuz, abi. Sahne sizin. Peki, ben bir ayak açayım, sen buyur. Peşime gel. Buyur. Hadi bakalım. Buyur. Buyur. Şofsiviti vasa teşrif eylemiş, Sevcan Orhan ile lezzet yolunda. Sivas yemeğini tarif eylemiş, Sevcan Orhan ile lezzet yolunda. Sivas ellerinde gez adım adım, Sevcan bacım ile lezzet yolunda. Sivas köftesinin yedin mi tadım, Sevcan bacım ile lezzet yolunda. Köfteyi öğrendi tarifiyle, hem tarifi hem de terkibiyle. Güzel Şov TV'nin ekibiyle, Sevcan Orhan lezzet, lezzet yolundayım. Kime şikayet edem ben bu feleği, sevenlerin kabul olur dileği. Sivas aşa dünya yaşam verdi,
Kangal köpeği Sercan bacımı de lezzet yolunda. Dünya yaşam verdi kangal köpeği Sercan bacımı de lezzet yolunda. Harikasınız. İşte tam da bundan bahsediyordum. Aşıklık bulunduğu ortama şahitlik eden insandır. Biz burada çekim amaçlı bulunuyoruz biliyorsunuz. Sevcan Orhan'la Lezzet Yolunda, Sevcan'la Lezzet Yolunda. Sağ olsunlar. Tam da bugüne tanıklık eden usta aşıklarım oldu. Ölümsüz bir eser bıraktık efendim biz de. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Show TV ekibine saygılarımızı, hürmetlerimizi bildiriyoruz. Saygı, hürmet bizden. Baş tacı. Bize bu fırsatı tanıdıkları için. Ve efendim biz yolumuza böyle küçük bir mola verip devam ettik varsayın. Çünkü bu molalar bizi besliyor. Beslendik, gıdamızı aldık, yola devam ediyoruz. Bakalım yol bizi nereye götürüyor? Kurtuluş mücadelesinin, Çanakkale zaferinin en önemli yılıdır biliyorsunuz ve Cumhuriyet tarihinin en önemli yılıdır. 1915 burası Sivas Erkek Lisesi ve o dönem burada okuyan öğrencilerin tamamı gönüllü olarak Çanakkale'ye gider, öğretmenlerine şu notu yazar. Hocam, hakkınızı helal ediniz. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz ve gerçekten tamamı şehit olmuştur ve o yıl bu lise mezun. Yanımızda bir amca var. Buraya tesadüfen aynı anda ziyarete gelmişiz. Ama hikayesi çok enteresan. Önce isminizi alabilir miyim amca? Latif Özbek. Latif amcacığım, burada hikayen nedir senin? Yani hayatımın en güzel mutlu yıllarını bu okulda geçirdim. Çünkü sen bu okuldan. Çünkü bu okul Türkiye'nin en değerli okulu. Bu okuldan mezunsun. Evet. Cumhuriyetimizin temeli burada atıldı. Amcacığım kaç yılında mezun oldun bu okuldan? 1970. 70. 51 sene. 51 sene. Ay maşallah. O zaman 3 yıldı tabii. 3 yıldı. O zaman 1967'de girdin sen bu evet. okula. 70'te mezun evet. oldun. Yo 66'da girdim de bir sene kaybım vardı. Birinci sınıfta kaldım. Tekrar ettim. Evet. Daha iyi olmuş. Evet. Bir sene fazla evet. vakit geçirdin aslında bu okulda. Ne yapalım? Bu okulda dair hatırladığın neler var? Çok güzel anılarım var. Bütün hocalarıma, yaşayanlara Allah sağlık, sıhhat versin. Rahmetlik olanlara da Allah rahmet eylesin. Amin. Güzel dostlukların kaldı mı burada? Olmaz olur mu? O dönem okuduğum arkadaşların hiçbirini unutamıyorum. Ha, görüştüklerin oldu mu? Vallahi şöyle uzaktan görüşemiyoruz da telefonla bazı arkadaşlarla görüşebiliyoruz. Anladım. Böyle bir tesadüf ettik. Madem bu okuldayız, o dönem biliyorsunuz lise olarak kullanılmış evet. bu bina. Bir öğrencisine de rast geldik. Bakın dile kolay 51 yıl bir evet. ömür, yarım asır. Yarım asır evvel mezun olmuş bir öğrencisini gördük. Çok teşekkür ederiz abi, paylaştığınız için bu güzelliği bizimle. Hadi yolculuğa devam. Hadi.
Cumhuriyet tarihi bakımından en önemli mekanındayız. Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeyiz efendim. Bu müze çok önemli. Biliyorsunuz Sivas Kongresi Kurtuluş tarihimizin, Kurtuluş Savaşı tarihimizin taşlarının atıldığı ilk şehirlerden bir tanesi ve bu oda çok önemli. Şu görmüş olduğunuz kürsüde Atatürk 40 delegeye 10 maddelik Sivas Kongresi kararlarını açıklamış. Ve bundan sonrasında ya istiklal ya ölüm demiştir. Ve işte burada bu odada bu kararların açıklandığı oda, geldiğinizde bu müzeyi mutlaka gezin. Şimdi biz başka yerlerinde sizinle paylaşacağız ama en önemli olan kısmından başlayalım istedim. Sevgili izleyicilerimiz, müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sivas Kongresi yapıldıktan sonra da Atatürk Sivas'ı terk etmemiş. Burayı karargah olarak kullanmış biliyorsunuz tarihte ve toplamda 108 gün boyunca Sivas'ta ikamet etmiş. İkamet ettiği sırada da yine aynı binada istirahat odası olarak işte bu odayı kullanmış ve bu oda şu anda kendisine ait eşyaların hali hazırda muhafaza edildiği bir oda. Halısından koltuğuna, yatak örtüsünden perdesine kadar her şey orijinal ve bizzatihi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı eşyalar. Kürşat, ya bu iş hiç kolay iş değil. Hiç değil. Şurada şu an yüzümün yarısı bronzlaştı. Cennet abla, bize özel mi hazırlan? Özel, size özel. Muhtarın yengesiyim, ona göre diyor yani. Ve tabii ki bana ne yapacaklar? Madımak yapacaklar. Çözemediğim şeyler bunlar benim. Eltisinin kızının görümcesiyle onun dayısının oğlunun bilme. Allah, benim beynim yanıyor. Ne kadar koyacak? Koydan koy çıkarayım. Koyacağım mı kadar mı koyacağız? Evet yani öyle. Koyacağım mı? Tencerenin yarısına kadar gelecek. Bir kilo kadar mı pancarın? Madımak, madımak, önde bir yol beri bak, önde bir yol beri bak. Bir saniye, burada büyük bir şiddet var, yapmayın, durun. Mis gibi olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. 2 dakikada yaptılar. Vallahi billahi. Bunu şimdi haşlayacağım. Ben bir haşlayacağım. Ben de bunu yiyeceğim. Benim tatmam lazım. Buranın gurmesi benim. Buranın gurmesi benim. Sivas'ta geziyorum. Ben Sivas'a yıllardır konser için o kadar çok defa geldim ki. Ama bu şekilde gelmek başkaymış. Demir şeyinin önündeyiz, tezgahının önündeyiz ama bu demirden bıçak yapan bir ustanın yanındayız. Kürşat Usta'nın yanındayız. Merhaba, hoş geldiniz. Düzeltmen gereken bir şey var mı? Yanlış mı söyledim? Çelik deseniz daha iyi olur. Çelik mi diyelim? Peki, demir demeyelim. Makas çelik diyelim. Çelik. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum demiştim. Makas çeliğinden meşhur Sivas bıçağı yapıyoruz. Değil mi? Bu en sade hali elimde gördüğümüz. Aynen. Tüm bu aşamaya gelene kadar sizin elinizden geçiyor. Aynen.
Peki bu bıçağı şimdi nasıl yapıyoruz? Öncelikle seni bir tanıyalım. Çok genç bir ustasın Kürşat. Ne kadar oldu bu işi yapmaya başlayalı? Yaklaşık 10 sene kadar oldu. Bu 15 Temmuz'da da inşallah 6 sene diyecek dükkanıma, kendi işlerime. Kendi işletmeni açalı 6 sene. Ustanın yanında mı yetiştin? Aynen, ustanın yanında yetiştim. Hadi o zaman bize şöyle bir yandan da hani en azından şu aşamaya gelene kadar nelerden geçiyor? Şimdi şöyle anlatayım ben size. Normalde paslanmaz çelik kullanıyoruz artık. Evet. Eskiden kara çelik derdik yani araba makasından, at arabası makasından, şöyle makaslardan biz bunları yarıp elde dövüp yaparız. Orijinali budur. Paslanan çeliktir bu da. Evet. Şimdi tabi onları ama sadece çobanlar kullanıyor. Doğru. Günümüzde kullanmıyorlar. Doğru. Ama hakikisi paslanan çeliktir Sivas bıçağının. Önce bu çelikleri yararız. Bu hale getiririz. Sonra döveriz. Şu namlunun şeklini resimleriz işte. Bundan sonra deliklerini deleriz. Zincir işlemelerini yaparız. Namluyu hazırladıktan sonra boynuzu keser. Ateşte düzeltiriz. Şu boynuzu. Törpüleriz aynen. Yararız. Saplarını parlatırız. Ha, gerisi artık el işçiliği. Tabii hepsi el işçiliği bunun. Aynen öyle. Hepsi el işçiliği. Birazcık zevke kalıyor. Hani artık gerisini sen kendi el maharetine göre şekillendiriyorsun. Bu en sade hallerinden bir tanesi değil mi? Hadi o zaman bir dövelim mi artık çeliğimizi? Aynen. Sen onu bir durdur. Kürşat ya bu iş hiç kolay iş değil. Hiç değil. Şurada şu an yüzümün yarısı bronzlaştı. Ateşin önünde hiç kolay iş değil. Yıldız Eli Sarıyer köyündeyim. Bakınız ne güzel hanımefendiler buldum böyle yolda tam benim yemek yapacağım yere giderken böyle kenarda oturuyorlar. Dedim ben de ilişeyim oturayım buraya ama sağ yanındaki ablam hem görseli zengin hem gönlü zengin hem de varlığıyla maşallah yani beşi birlikler efendim neler neler ablam çok güzelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İkiniz cennetlerin. Cennet abla bize muhtarın özel yengesiyim. Özel size özel. Muhtarın yengesiyim ona göre diyor yani. Ablacığım bir şey soracağım. Bu yöresel bir kıyafet. Yöresel bizim köyümüzün yöresel. Düğünlerde giyiliyor. Düğünde her düğünde giyiyor. Yalnız köpeklerimiz, çocuklarımız köy yerindeyiz. Bu seslere alışacağız artık. Yakında tavuklar, horozlar da çıkabilir. Yapacak bir şey yok. Bakayım. Tabii bizi yabancıladı şimdi hayvan bağırıyor. Şarkı. Bir şey soracağım. Bu mesela düğünde sen bir düğüne davet edildiğinde böyle mi giyinip gidiyorsun? Böyle giyeyim gidiyorum ben. Yani görünce herkes isteği gidiyor. Ya böyle giy gidiyor. Böyle giy gidiyor. Herkes de var mı yoksa bu senin sana özel bir şey? Var emek daha özel. Giyen yok şimdi. Ne güzel. Şimdi Allah'ım her yanıma döndüğümde bir köylü güzeli. Hoş geldin sen de. Siz de hoş geldiniz. Boy boy bunlar. Çoğalıyorlardı. Ablam merhabalar bu arada. Merhaba. İsim neydi sizin? Firuze Derin.
Ferize ablacığım. Ferize abla ne güzel ya. Nasıl geçiyor günlerin köyde? Bize biraz buraları anlatsana. Çok ne güzel geçiyor yavrum günlerimiz. Çok havası heyecan. Mis, tertemiz. Tertemiz. Mümkün olduğunca muhtarın yengesiyim. Muhtarın sülalesiyle yan yanayım efendim. Bilginiz olsun. Bütün herkes yenge. Muhtar yengesi. Yerimiz sağlam yani anlayacağınız. Ya bunlar kimler? Kim çizdi sizi? Sizi yerim ben. Sen kimsin peki? Ben Mihnaz. Seni yerim ben. Tamam, devam ediyorum. Şimdi diğer taraftaki ablacığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. İsim neydi? Fatma Aydın. Fatma ablacığım sen muhtarın neyi oluyorsun? Muhtarın sedeğimiz yan yana karşı karşıya. Ha, hem komşusuyum hem halasının geliniyim. Tamam, yani bir akrabalığın var mı? Akrabalığımız ise de yakın. Şimdi ben burada bugün yemek yapmaya geldim biliyorsunuz. Lezzetleri de tanıtacağız ama sizleri de böyle göstermek çok hoşuma gitti. Bizim için özel giyinmişler efendim. Görüyorsunuz çoluk çocuk herkes minnoş tatlış ne varsa sandıkta çıkmış bugün. Sanki bir düğün günü gibi. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Öpüyorum hepinizi, kucakladım varsayın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben yemeklerimi yapmaya başlamalıyım. Artık madem Sarıyer köyündeyiz, Sivas'ımızı gezmeye devam ediyoruz. Yıldız Eğin'deyim. Bakalım hangi lezzetleri size sunacağız? Ben de bilmiyorum. Hadi gelin yemek yapmaya gidelim. Sevgili izleyicilerim, Yıldız Eli Sarıyer köyündeyiz. Sivas'tayız biliyorsunuz. Sivas'a geldiğinizde mutlaka madımak tatmanız lazım. Bu bölgenin en önemli yiyeceklerinden bir tanesidir. Ve tabii ki bana ne yapacaklar? Madımak yapacaklar ve iki tane güzel hanımefendi var yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de türkü söyleyeceğim. Ben de bu işi yapacağım. Kabul mü? Hoş evet, gördüm. Evet, kabulüz. İsim neydi? Hacer Yılmaz. Hacer Hanım. Sebahat. Sabahat Hanım yanımızda. Hacer Hanım ve Sabahat Hanım bizimle hem muhabbet edeceğiz efendim. Biliyorsunuz aslında lezzetlerimiz bahane, muhabbetimiz daha şahane. Şimdi hanımlar önce şöyle bir şey yapalım. Malzemelerimizi sayalım neler var neler yok diye. Ondan sonra yaparken de sohbet edelim olur mu? Tamam. Şimdi kim sen sayacak malzemeleri? Hacer malzemeleri saysın. Hadi Hacer ben sen malzemeleri say. Bu madımak otumuz. Ne kadar madımak otu madımak var tahminen? Burada bir kilo kadar var. Bir kilo kadar var. Evet. Ama bunlar özel doğranmış ve haşlanmış evet, mı? Onu yok haşlanacak. Doğruyoruz. Satırla doğranmış. Yıkıyoruz. Küçücük. Evet aynen tamam. Küçük küçük doğrayıp yıkıyoruz. Sadece yıkanmış evet, ve doğranmış. Evet yıkanmış evet. Tamam sanki haşlanmış gibi durdu yok, gözüme. Yok yok yıkıyoruz sadece. Burada ne var Hacı Hanım? O kuru kemiğimiz. Kuru kemik. Kemik evet onu kurutuyoruz. Aha. Daha güzel tat vermek için. Tamam kemik suyu olsun evet, diye yani içinde. Evet evet. Soğanımız. Bir baş soğanımız evet, bir baş var. Soğanımız var. Bir bardak sıvı yağımız sıvı var. Yağ. Evet. Bir bardak sütümüz var. Tereyağımız var. Baharatımız var, karışık baharat, pul biberimiz, pul biber. Evet. Bu da köfte baharatımız, köfte baharatı. Evet, karabiber, karabiber, tuz. Unumuz evet. Var birazcık, şunlar yarmamız. Ne? Bu yarma, küçük daha yarma. Küçük yarma, bu da biraz daha iri yarma, biraz daha hiç dövülmemiş yarma, evet. Hadi bakalım, madımak biliyorsunuz bu bölgede az önce de söyledim, çok sevilen Sahilde. Ve böyle hani her yerde bulabileceğimiz bir şey değil mi? Bu bölgede evet. Her yerde var. Sivas bölgesinde her tarafta bulunuyor. Her tarafta evet. Bulunuyor, madımak yenmeden gidilmez Sivas evet. Bölgesinde. Hadi başlayalım hanımlar yemeklerimizi yapmaya, madımağımızı yağımızı yapmaya. Renk yağımızı koyuyoruz, sıvı yağımızı koyduk. Sıvı yağ koyduk önce... Alıyorum. Sen bana malzeme gerekirse söyle, yardımcı tamam. Olurum da. Soğanımızı koyuyoruz. Bir baş soğan. Bir baş soğanımızı evet. Koyuyoruz. Ondan biraz şimdi... kaldıracağına kadar. Biraz pempeleşecek. Biliyor musunuz bunun türküsünü? Meşhurdur evet. Hani. Türküsünü de sen söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Ama siz de biliyorsanız eşlik edin. Küçük küçük mırıldanın Hacer bana. Hacer söylesin. Mırıldansın yanına da. Madımak bitti mola yolları tuttum ola. Ela gözlü nazlı yar beni unuttum ola. Madımak bitti mola yolları tuttum ola. Ela gözlü nazlı yar beni unuttum ola. Oy madımak madımak, yar madımak madımak. Dönde bir yol beri bak, dönde bir yol beri bak. Oy madımak madımak, yar madımak madımak. Dönde bir yol beri bak, dönde bir yol beri bak. Ağzına sağlık. Yemeğini yapamasam da türküsünü şimdi söylüyorum vallahi. Şimdi yemeğini de yaparız. En basit yemek. Yemeğini de yaparız değil mi? Ne var ne bunda? Var doğru burada. Söylüyorsun. Malzememi koyduk değil tamam. Madımağı da bizden olsun. Ay canımsın ya. Yerim seni Sabahat'ım. Hadi devam ediyoruz bacım.
Şimdi kemiğimizi de attık içine. Ne kadar daha bekleyeceğiz bunu? Şimdi biraz tamam, da tereyağı atacağız. Tereyağı ekleyeceğiz. Komşu musunuz bu arada? Yoksa akrabalık var mı? Hem akraba yok, aynen. Hem komşu yok. Akrabalık. Bizim her zaten akraba bağları bizim köyden dışarıya pek kız alıp verme yok. Ha, kendi içimizde. Tamam, aynı kendi içimizde olduğu için akrabalık. Dünürlük nereden? Biz bunların kız aldık, bunlar da geriye geldi, bizim kız aldı. Ha, oradan kız alıp verdiniz birbirinize. Yani bir kişi verdi ama öbürü de ona verdi. Önce ertesinin kızı, ertesinin gelin oluyor benim kızım. Çözemediğim şeyler bunlar benim. Eltisinin kızının görümcesiyle onun dayısının oğlunun bilme. Allah, benim beynim yanıyor. Çözemiyorum. Tanımadığımı çözemiyorum. Bu arada sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Ne demişler? Soğuk Erzurum'da doğmuştur ama Sivas'ta yaşıyormuş. Biz bugün bunu kanıtlıyoruz. Yaz aylarının başındayız. Yaz ayı sayılır artık ama Sivas hiçbir zaman... Hiç ısınmadık daha. Hiçbir zaman ısınmıyor. Değil mi? Soba yakıyor musunuz hala? Yani evet, yakıyoruz. Ya şu an çünkü evet, sobaların kokusunu alıyorum ben. Evet. Ne zaman bitiyor soba yakmak? Ya hiç bitiyor mu? Ağustos sıcağında biraz kesiyor tamam. Biraz. Böyle bir 15-20 gün. Yani Ağustos'u tamam. Çocuğu falan olan da onu da kesmiyor. 12 ay yakıyor diyorsun. Aynen öyle. Doğru. Sağlık olsun. Buranın olsun, da havası bu efendim. Memlekettir. Şimdi yağımızı da koyduk. Tereyağımızı. Bu arada şeyi sorayım. Biraz da hani sizin hayatınızı, gündelik hayatı sorayım. Neler yapıyorsunuz burada? Var mı meşgul olduğunuz bir şeyler? Ev işleri de olabilir. Bunun benim içinde gündelik işim bu işte. Ne yapıyorsun? Gündelik işin yemek, yemek yapmak. Çocuğum çok. Çoluk çocuk çok diyoruz. Kaç tane çocuk bu arada? 8 tane. Ne? Tabii senin işin bu. Sen 8 çocuğa yemek yetiştirebiliyor musun? Yetiştiriyor. Kaç yaşındasın sen? 39 falan. Ah, ben de 39 yaşında 8 çocuğu var. Allah bağışlasın. Amin. Her şey bir yana. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç 8 çocuk doğurmuş gibi de bir fiziğin yok. Maşallah. Tabii 8 çocuğa yemek yapmaktan kadının kadın zaten istese de kilo alamıyordur. Evet, şimdi hangi aşamadayız Sabahçım? Şimdi sıra geldi pancarımızı kavurmaya. Pancarımızı kavurmaya. Pancarımızı? Evet. Madımak. Buna madımak diyoruz. Pancar madımak diyoruz. İki tane adı var. Ha, tamam. Ben de dedim acaba yok, pancar değil. Yok yok. Madımak da deriz. Pancar da. İkisi de bizim diyoruz. Aynen, şehir dili madımak, köy dili pancar. Pancar. Köyde pancar diyor. Allah vergisi ya, pancar diyor. İkisi de olur. Yani madımak otu sonuçta. Evet. Aynen öyle. Ver onu da sen bana aynen, istersen. Şimdi bunlar madımaklar ölene kadar birazcık şöyle evet, güzelce salamış lazım. Böyle güzelce. Unu da koyuyorsunuz. Bak unla yapıldığını bilmiyordum. Un, içine un en son aşamada. Ve neydi bunu? Darısını. Yarma dedim. Yarma. Yarma evet. Aynen öyle. Yarmasını koyduğunuzu bilmiyordum. Ben böyle olduğunu bilmiyordum yani. Evet. Bunu şeyli de yaparlar mı? Bulgurlu yapıyorlar mesela. Ha, bulgur. Aa evet, bulgur konuluyor değil mi? Doğru. Köftelik bulgur atarlar. Ama en özelliği budur. Bu yarma sadece Sarıyer'de koyuyorlar. Yani bizim bu Sarıyer'e özgü. Ha, sizin hani buraya Sivas'ta özel. Sivas'ta koymuyorlar. Anladım. Sarıyer'de evet, yarma, bu var. Sarıyer özgü evet. Anladım. Hanımlar şimdi sırada ne var? Madımaklarımız neredeyse öldü gibi evet, yani. Baharatları koyuyoruz. Sarardılar. Sırasıyla baharatlar koyuyoruz. Baharatlar atıyoruz. Evet. Madımağın özelliği baharatı yağ koymayacaksın. Yoksa acı olur yenmez. Ha, sonradan ekleyeceksin baharatı evet, yani. Salça eklemiyoruz. Salçası yok. Evet. Doğal olsun. Salça tamam, zaten her yemekte bulunuyor. Bir de köfte baharatı da koyuyorsun evet, değil mi? Evet, köfte baharatı da koyuyoruz. Yani. Ha? Sadece biber koyan oluyor sadece. Tamam, o isteğe evet, göre baharatlamak zevkiyle ilgili bir şey. Kim ne isterse onu koyacak. Hı-hı. Ondan sonra tuzunu şimdi mi koyacağız? Tuzunu yok şimdi. Tuzunu sonradan ekleyeceğiz. Yarmasını da koyacağız. Yarmasını koyalım. Aa, önce ince yarmayı koyun evet, yani küçük yarmaları. Hı-hı. Evet, bunu koyuyoruz. Bu da yaklaşık yarmasını böyle koyuyoruz, neredeyse yarım bardak yarım bardak galiba aynen, değil mi? Hı-hı. Şöyle küçük kaselerle hı-hı, koyulabiliyor. Koyuruz, yarım evet, bardağı belki birazcık geçiyordur. Şimdi ince denleri yani küçük denlerini koy den diyoruz bizim orada evet, da. Ne yarma da yarma diyor, den biz, derler he, bizim orada buna. Küçük yarmaları koyduk. Biraz da iri çok yarma. Az kaldı. Sonra iri yarmalar. Aynen. Bundan az ekleyeceğiz. Çok az ekleyeceğiz. Bu da isteğe göre yani. İsteyen içine az, bulgur da katar. Ama bulgur da koyulabilir. He. Aynen. Çok köyün az köyü ekliyoruz. Sırada suyunu koyacak. Suyunu koyacaksın nerede? Sobanın üstünde. Sobanın üstünde hemen alıp geliyorum.
Oy madımak madımak, yar madımak madımak, dönde bir yol be... Şu tarafa geçeyim. Yavaş, ben niye oraya gidiyorum ayol? Dönde bir yol beri bak, ne kadar koyacık? Koy ben koyacağım. Koyacağım ne kadar mı koyacağız? Evet yani öyle. Koyacağım mı? Tencerenin yarısına kadar gelecek. Bir kilo kadar mı pancarın? Oy madımak madımak, dönde bir yol be... Daha koyuyorum. Koy. Dönde bir yol beri bak... Ay ben çocukken bizim sobanın üstünde de böyle bir güğüm vardı. Ha. Hep içinde sıcak su dururdu. Hep de bir işe yarardı. Daha su koyacak mı bunu yok. Götürüyorum ben. Onu götür. Tamam götürdüm. Şuraya koyuyorum. Bunu halledersiniz. Kaynadı oynadı. Bayağı hızlı bir şey. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz değil mi? Kaynamaya evet. Bırakıp. Tuzunu da atalım. Tuzunu koymadık. Evet. Doğru. Unu kaldı bir de. Unu en son. Unu en son. Madımak fazla tuz götürmez. Madımak fazla olursa, su götürmez. Yemez. O yüzden üstünü kapatıyoruz. Tamamdır. Un çalarım. Hazırlarım. Un çalarım buraya da. Evet. Haydi. Hacer bir bunu bardak, da sen yap. Evet. Bir bardak süt. Bir bardak sütü. Unu çalacağız içine. Tereyağını şeyle yapayım. Başlasana boşalsın. Kaynasın. Evet. Bak görüyor musun işte. Çareler tükenmez. Bak temizledi sana tereyağını. Şimdi efendim madımağımız kaynadıktan sonra ununu ve sütünü karıştıra karıştıra vereceğiz çorbamızın içine. Madımak çorbası diyorum ama çorba gibi oldu. Bakalım madımak yemeğimizin içine. O pişince daha koyulaşıyor. Sonra birazcık koyulaşacak. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yar madımak madımak dönde bir yol beri bak dönde bir yol beri bak oy madımak madımak yar madımak madımak dönde bir yol beri bak dönde bir yol beri bak. Ben türküsünü söyledim, onlar yemeğini yaptılar ve bugün madımağa hizmet ettik adeta. Efendim madımağımız hazır. Ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bu bölgenin en sevilen ve her yerde madımak toplayıp yapabileceğiniz bir şey. Yani öyle çok paralar verip de çok büyük masraflar yapmanıza gerek yok değil Allah mi? Allah bilmesin. Burada her yerde var çok şükür evet. Topraklarda var. O yüzden bu bölgenin de en özel yiyeceklerinden biriydi. Bunu göstermeden gidemezdim. Bir saniye burada büyük bir şiddet var yapmayın durun. Mis gibi olmuş elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. 2 dakikada yaptılar vallahi billahi. Bunu şimdi haşlayacak. Ben bir haşlayacak ben de bunu yiyeceğim. Benim tatmam lazım buranın gurmesi benim. Buranın gurmesi benim. Sevgili izleyicilerim, bizim bulunduğumuz bölgede çok özel bir oyun varmış. İsmi Vız Vız. Az önce ben provalarda gördüm. Yalan söylemeyeceğim şimdi. Enteresan bir oyun. Ama amcacığım öncelikle performansın dert görmesin. Aynı performansı şimdi yayında da istiyorum. İsim neydi? İsim Ali Turan. Ali Turan. Ali amca ne zamanlar oynanır bu oyun? Bu oyun ben 66 yaşındayım da 30 senedir ben oynuyorum. Sen oynuyorsun. Ben oynuyorum. Böyle özel istek üzerine falan mı oynuyorsun? Çağrılarak getiriyorum. Tabii şeyle getiriyorum. Özel çağırıyorlar özel bu oyun. Özel çağırıyorlar. Evet. Şimdi bu iki garibanı buldun sen. Bu arada siz de hoş geldiniz. Ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa bu arkadaşlar. Tamam. Şimdi asla bu arada çat çat ses duyacaksınız ama birbirlerinin ellerine vuruyorlar efendim. Yani herhangi bir şiddet söz konusu değil. O konuda rahat olun. Ama zaten oyunun şeyi de keyfi de orada çıkıyor. Hani bir çeşit el kızartmaca gibi düşünün ama avuç içiyle oynanan bir oyun.
Şimdi önce herkes gardını alsın. Hadi bakalım. Amcam iki kişinin ayağının üzerine bastı ve oyun başlıyor. Ben çekiliyorum. Amaç burada şapkayı düşürmek. Evet. Şapka düştü. Oyunumuzun konusu şapkamızın düşmesi. Ha. Şimdi bu orta oyunda hiç oynamadan geçerim. Ha, şimdi anladım. Yani şu an sen şapka düştüğü için kenara geçiyorsun. Kim düşürdüyse ortaya geçiyor ve o arı oluyor. Arı oluyor. Başlayacağız. Gel bakalım sen ortaya geç şimdi. Doymadık. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ben çok vurduğuma hakikaten. Yok yavrum bak. Sen bana bakma. Ben bakıyorum. Bir saniye burada... Burada büyük bir şiddet var. Yapmayın, durun. Gel abi, ayarsızsın sen. Senin elin ayarı yok. Seni diskalifiye ediyorum. Elinin ayarı yok. Bu arada amca da sinirlendi kafasına. Sevgili izleyicilerimiz, işte bu da buranın renklerinden bir tanesi. 60 yıldır oynadığını söyledi amcam. Burada eğlenmek için, keyifli vakit geçirmek için bulunan bir oyun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizimle paylaştığınız için. Bu da bir renk olsun istedik. Hadi yola devam ediyoruz. Efendim, Sivas Yıldızeli Sarıyer köyünde bir köy evinde bakın mükellef bir yer sofrası. İki yer sofrası hatta. Ve güzel hanımlar var etrafında. Hanımlar hoş geldiniz. Cümleten. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum sizin yanınızda olmaktan. Çünkü o kadar emek vermişsiniz ki böyle hazırlanmışsınız. Eminim sabahtan beri durmamışsınızdır. Bunları hazırladınız. Ama hem sunumumuzu yapacağız, yemek sunumlarımızı. Hem de buranın yöresel lezzeti Hingel tarifi verecekler bize. Hingelimiz için de yersinimiz hazır. Bu arada ismini alabilir miyim ablacığım? Altın Hatun. Altın ablacığım. Münevver tanış. Münevver ablacığım. Altın ablamla Münevver ablam bize Hingel tarifi verecekler. İstersen bir söyleyelim mi içinde ne var hamurumuzun? Hamurumuzun içinde unumuz, bir kaşık tuz. Tamam. Yumurta yani şeyine göre, yumağına göre. Yumağına göre. Üç yumak yoğurursan, üç yumurta. Aha. Çok yoğurursan çok. Bir iki yumak, bir yumurta. Sarısını da beyazını hepsini kırıyor. Hepsini kırıyor. Tamam. Kıvamlı bir şekilde yoğuruyor. Açıyor. Dinlendirden sonra. Dinlendirdik zaten biz şimdi bunu. İç harcı. Bir sitesimiz, bir soğan. Baharatlar yeter kadar patates nüfusa göre. Aha. Baharatını koyun, tuzunu, biberini. İç harcı hazır. Biz önceden yoğurduk. Tamam. Sal, önceden yoğurduk, dinlendirdik. Şimdi biz tahminen kaç kişilik yapacağız mesela? 4-5 kişi doyar herhalde şimdi. Evet, doyar. 3 yumak derim. 3 yumak varsa. Hadi bakalım o zaman hanımlar orada başlayalım. Tamam. Bu işin önemli kısmı burası. Aslında bir çeşit, yani bir çeşit mantı gibi oluyor. Tek farkı içinde mantı, yumurta patates var. Yumurta. Ve içinde et değil, iç harcından patates buluyor. Et doluyor bu. Tamam. Kıymalısı da yapıyor. Yapıyor musunuz kıymalısı? Kıymalısı evet, doluyor. Tamam. Da bugün yapmıyor. Bugün patatesli. Bugün patatesli. Kıymalı da. Peki piştikten sonra en son finalde üzerine sadece tereyağı döküyoruz. Tereyağı. Sarımsaklı yoğurt da ilave ediyor. Onu diyecektim, sarımsaklı yoğurt da var. Şeyine göre yani, yiyişine göre. İsteyen yoğurt diye, isteyen yoğurt diye. Yine yanına koyacak, tabağın yanına yoğurtunu koyacak. Kurbiber atarak, nane. Naneyi de koyacak. Evet. Ona göre yapacağız. İsteye göre. Tamamdır, şimdi hamurumuzu açmaya başladık. Yufka haline getireceğiz. İnce mi açıyoruz? Pek de ince değil. Değil normal, mi? Biraz normal. Kalınca. Biraz kalın olacak ki, yani erimeye suda. Tamam. Şimdi sen orada devam ederken, siz orada beraberce... Ablacığım sen de hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Sağ olasın. İsmin neydi? Elif Tanış. Elif abla, şimdi bu masa sana ait, bu lezzetleri bana tanıtmanı isteyeceğim. Kuzum sen de hoş geldin. Hoş İsmin neydi? Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Çiğdem derim. Çiğdemciğim, bu masayı da senin anlatmanı rica edeceğim. Önce Elif ablama dönüyorum. Sonra arada bir Hingel'e bakacağız. Sonra da sana döneceğim. Bunların hepsini söylememiz lazım. Elif abla,
bu masa senin. Şimdi önce şuradan başlayalım. Hamur işlerinden. Burada hamur, neler var? Bunu sacda pişiriyor. Şuna şey deriz, iç yağlı sac biber deriz. Şuna katmer deriz. Tağda pişiriyor, kızartma, pişi deriz. Ha, pişi ama he, farklı şekli şemali bizimkilerden. Tavada pişiriyorsun. Tavada pişiriyor. Şuna zaten sarmamız, yaprak sarmamız. Zeytinyağlı değil mi bu? Zeytinyağlı. Tamam. Şu madımağımız. Evet, madımak yaptık zaten çok bugün. Çok şeyimiz. Kuşburnu. Marmelat bu değil mi? He. Kuşburnu marmelatı. Şunu çok merak ediyorum. Ne o da kuru biber sarmamız. Kuru biber sarması. Kuru biber çok sarması. Güzel gözüküyor. Bu nedir Elif ablacığım? O da dal turşumuz. Dal turşusu. Dal turşumuz. Yani koy turşumuz yani. Koyda yakıp pişirmiş turşu. Şu da el tatlımız. Evde yapılma tatlı. Ne güzel duruyor bunlar he, böyle. Güzel, bu masadaki bütün lezzetleri anlattık. Dönüyorum sana hayat. Çiğdem, burada neler var? Bir kere ne kadar güzel bir yoğurt. Oh. Nasıl bol kaymaklı. Camış yoğurdumuz. Camış yoğurdu. Kendimiz sağıyoruz, kendimiz çalıyoruz. Ay ne güzel. Camış yoğurdumuz. Mis gibi yapmışsın, bol kaymaklı olmuş. Evet, bol kaymaklı. Bu erişte diyoruz, kaypak erişte. Ne ismi? Kaypak erişte. Kaypak da diyorsunuz siz buna. Ha, köyümüzde yapıyoruz bunu. Aha. Tereyağıyla önce haşlıyoruz, sonra tereyağıyla üstüne de peynirimiz çökelek. Çökelek peyniri evet, var. Evet, istediğimizi yapıyoruz. Dur, göz hakkı diye bir şey var. Ben bundan denemezsem ölürüm. Ben çok severim. Köy peynirini, bu çökeleğe bayılırım ben. Yoğurtlu da yapabiliyoruz bunu. Ha, üzerine yoğurt da yapabiliyoruz. Evet. Anladım. Devam edelim. Şurada zaten un elvamız un var. Un elvamız. Onu biliyoruz. Aynı kendi hayvanlarımızdan yaptığımız peynirimiz. Ne güzel olur. Oo. Bu tereyağımız. Yine kendi el yapımı bir tereyağı değil mi? Çökeleğimiz, tel peynirimiz. Tel peynir mi o? Tel ben de pişmemiş sanki börek gibi duruyor. Tel peynir mi? Buna saraylı hurma deriz. Ne dersin? Saraylı hurma. Saraylı. Hurma. He? Saraylı gibi mi? Ha, saraylı hurma. Orada oklava tatlımız var. Hmm. Burada kendi buğdayımızla yaptığımız sarmamız. Hmm. O etli değil değil mi? Etli değil. Kendi buğdayımızla yaptığımız. Buğdaydan yapılıyor. Tamam. Orada soğuk yenen çorbamız var, ayran çorbamız. Evet, soğuk yeniliyor. Yazın evet, adına katıklaş denir. Ayran çorbası denir ama bizim burada katıklaş deniyor. Katıklaş. Burada gilikleriniz var, taş fırınımızda pişirdiğimiz. Neyleriniz var? Gilik. Gilik. Bunun adı gilik. Buna gilik mi diyorsunuz? Şuna ağız açık denir. Ağız açık, evet, burada da var. Oklava tatlımız var, böyle. Öyle daha ne olsun daha ha, ne olsun. Güzel. İşte çok güzel olmuş, elinize sağlık. Bakıyorum eriştelerin arasında böyle üçgen üçgen olanlar da. Onlar kaypak. Ha, onlar kaypak. Evet, erişte ve kaypak. Olanlar erişte. Ha, hepsini karışık yapıyorsunuz. Ayrı ayrı da yapabiliyoruz, böyle karıştırıyoruz. Böyle daha güzel gözükmüş görseli, evet, hoş gözüküyor böyle. Hanımlar siz orada bayağı yol aldınız. Şimdi üçgen üçgen yapılıyor değil mi? Üçgen üçgen yaptık, hazır burada. Hmm. Bunu şimdi haşlayacağım. Ben mi haşlayacağım? Ben de bunu yiyeceğim. Siz onu haşlarken. Ben bunu şimdi haşlayayım. Suyumuz kaynayın. Tuzunu attık içine. Hı-hı. Bunları şimdi atıp haşlayacağım. Yani 10 dakikada herhalde olur değil mi? 10 dakika yüzüne kapat. Suyunu alacağım. Tevkülle suyun yüzüne kaparınca. Ha, suyun yüzüne çıkınca tevkülle alıyorsun. Yalnız ben kendimi durduramıyorum. Ne yapacağım? Bunlar çok tehlikeli şeyler. Hanımlar sizin elinize kolunuza sağlık. Hepsi o kadar güzel gözüküyor ki. Elif abla, bir günün nasıl geçiyor anlat bana. Sabah kalktın uyandın, normal sabah bir gün da, hastalık yok diye hayal ederim inşallah. Günümüz sabahtan kalkıyor. Hı. Çocuklar okula ederiz, onları yol gidiyor. Hı. Oradan sonra ahura iniyor malımıza halımıza. Hı, doğru söylüyorsun, hayvanlar var. Ev işleriyle uğraşıyor. Püşü süpü işte. Hayvanları sen mi otarıyorsun? Hayvanları ben hasta olarak oturamıyorum. Gelin bakayım yapıyor şimdi. E tabii genç birine ihtiyaç var. Genç birine. Sığır yutuyor. Koy sığırımızı kudenler var. Onları da katıyor. Ha, anladım. Süt sağıyorsunuz tabii. Günlük rutinleriniz var. Sütünüz süt mutlaka sütçen, hazırdır zaten. Akşamları da sağıyor sütlerimizi. Burada düğünleri merak ediyorum. Nasıl oluyor düğünler? Mesela gelin atla geliyor mu? Gelin. Hala gelin. İsteğe bağlı. Atla da gelen oluyor. Arabayla da gelen oluyor. Ama herkes hani, onu kızlar istiyor. Yöresel olunca birazcık hani böyle köy düğünü ya. Çoğu kızlar da atı tercih ediyor. Vallahi ben de burada olsam ben de atla gireyim. Aynen öyle. Hiç öyle arabalarla atla falan gelemem. Namım yürüsün, atla giriş yapayım. Şimdiki gençlerimiz hep düğünümüz atla gelmek istiyor. Düğünümüz 3 gün oluyor bizim. Ha? 3 gün oluyor. 3 gün. 3 gün oluyor düğünümüz. Cuma, cumartesi, pazar mesela. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Aha. Peki gelenekte neler var? Mesela kız gelinin ne bileyim istemeye gidildiğinde özel bir şey var mı? Ona götürülen bir yemek var mı? Damat tarafının getirdiği bir şey var mı? Hani gelenekte neler var?
Oğlan evi kız evine gidiyor. Kızlar oğlan evine geliyor. Resimlerini çekiniyorlar. Cehizimizin altında oğlanla kız resim çekiniyor. Ha. Öyle oluyor yani. Hocalarımız var, cehizi asarlar, herkes gelir görür cehizi hediyeleriyle beraber. Hocalarımız gelir, o cehizini hep deftere geçirir. Ha. Köyümüzün büyükleri imzasını atarlar. Ha, ondan sonra toplanır. Ne götürdü, yazılır. Hep yazılır, hep yazılır köyümüzün kızın cehizi. Cehizimizde zaten buraya astık, cehizimizde de bu şöyle şeyler. Şunların renklerine bunlar hep yöresel elbiselerimiz. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bu, bayıldım bunun rengine. Buraya özel bir dokuma halı galiba. Keşke bir düğünlerimize bir gelsen de bir düğünümüzde bir bulunsan. Bir düğününüze çağırmadınız ki geleyim. İnşallah. Düğün mü oluyor kız hastalıktan? Düğün kalmadı. İşte düğünler kalktı dedi. Düğünler kalmadı. Keşke kalmadı dedi. A, pişti bu arada değil mi yengen? Yok. Pişti. Ha pişti. Ben de yapıştı diye. Yok pişti, yok pişti. Yapışmadı biliyorum. Şimdi üzerine ne yapacağız? Tereyağı. Tereyağı pişti. Hazır mı? Hazır pişiyor. Allah çok mutluyum Allah'ım. En sevdiğim kısma yani. Sarımsaklı isteyen sarımsaklı da yoğurt dökebiliyor. Kız yok kız. Kimse yok yanımda. Ne olacak? Yok. Benim tatmam lazım. Buranın gurmesi benim. Buranın gurmesi benim. Ben çok seviyorum hamur işini. Biliyorsunuz hamur işi de aslında çok fazla yememek lazım şimdi ya. İyi otur doğru konuşsunlar. Ah işte insanın içini yakan şeyler ama... Yemezsem olur mu ya? Daha bir daha ne zaman geleceğim ben bu köye? Ne zaman bana böyle köy usulü hingel pişirecekler? Tereyağımızı erittik. Mis gibi cos diye döktük. Hazır. Yoğurt ilave edelim kenarına. Hadi birazcık kenarına yoğurdumuzu ilave edelim. Şöyle. Ha. Acık bir şey yanına koyuver. Denemezsem olmaz. Sıcacık sıcacık hingelimi deneyeceğim. Artık efendim siz de razı gelin. Bal tutan ne demişler? Harmanı yalar. Aynen öyle. Mis gibi oldu. Ve sunuma hazır görüyor musun sabahım? Şöyle bir yakından çekin. Şöyle bir yağ ile şöyle bir. Allah'ım çok güzel. Müsaade var mı hanımlar? Var. Tamam. Ablam şu tabağı alıver Elif ablacığım. Şimdi sırada hazırlık kısmı var. En sevdiğim yeri. Şöyle. Bir de yanıyormuşum. Mis gibi olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. İki dakikada yaktılar. Vallahi billahi. Şu sofrayı bile o kadar kısa sürede hazırladılar ki bize. Eliniz, emeğiniz dert görmesin hanımlar. Sağ olun. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Afiyet olsun. Allah güzel günlerde yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin. Sağlıkla, sıhhatle daha sağlıklı günlerde bir araya gelelim. Bizi burada çok güzel ağırladınız. Sizin köy çok eğlenceli. Herkes çok gülüyor. Herkes çok mutlu. Bu benim için çok önemli, çok özel. Öyle güzel karşılandık ki buradan izleyicilerimize söylemek istiyorum. Köye girdiğimiz andan beri çoluk, çocuk, yaşlı, genç herkes hep sizi bekliyorlar. Şu an bu kapının önü var ya insan seli adeta. Bizi kimse yalnız bırakmadı. Biz de bu şartlarda çalışmaya çalışıyoruz tabii ki. Ama tekrar teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Canısınız. Bir daha görüşünceye kadar da mutlulukla, sağlıkla kalın. Efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene kadar böyle yüzünüz güler yüzle kalsın. Sağlığınız daim olsun. Tekrar görüşünceye dek heyecanla lezzet yolunun sonuna geldik. Hoşça kalın.